Diğer bir sorusu da dinleyicimizin. Diyor ki işte sizin tavsiyeniz üzerine Türkiye takvimi aldım. Onun ezan saatlerine bakıyorum. Ama bu durumda camiye gitmem biraz güçleşti. Çünkü saat tutmuyor. Ben gidene kadar camide zaten işte vakit ilan ediliyor ve namaz başlamış oluyor. Bize zaten onun ehemmiyeti için onu tavsiye ettik ya, vakit girmeden. Namaza başlanırsa namaz olmaz. Dolayısıyla biz şimdi kuşluk vaktinde toplanalım. 500 kişilik, 1000 kişilik bir cemaatle öğle namazı kılalım. Kıldık canım, camide kıldık işte, cemaatle kıldık. Cemaat sevabı hasıl oldu. Ne cemaat sevabı hasıl oldu? Öğle namazı öğle vaktinde aynı şekilde farz olur. Vaktinde bir kişiyle bile cemaat yaparak kılmış olsan cemaat sevabı yine hasıl olur. Ama vaktinden önce 100 bin kişiyle kılmış olsan bir kıymet ifade etmez. O namazın tekrar iade edilmesi lazımdır. Ve ahirette vakti girmeden önce kılınan namazın hesabı sorulacak. Sen kılmadın diyecekler. Ve dolayısıyla namaz vakitleri kitaplarda anlatılırken o kadar hassas durulmuş ki, mesela Hanefi mezhebinde bile evvel vakti, ahir vakti sınırları o kadar hassas bir şekilde bildirilmiştir. Vakti girdikten sonra kılınan namaz, 3-5 dakika sonra kılınan namaz mahsuru yok. Ama vakit girmeden, 1 dakika önce, hatta 30 saniye önce niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, Allahu Ekber diye tekbir alsan, vaktinden önce tekbir aldığın için o namaz olmaz. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, ben diyor cemaate yetişemiyorum. Hangi cemaatten bahsediyorsun? Yani biz ciğeri kediye teslim etmişiz. Git bunu bizim eve teslim et. Ve akşama ciğer yahnisi bekliyorum. Ortada ciğer yok ki ciğer yahnisi beklesin. Ortada namaz vakti yok ki cemaatle sevap beklesin. Olmaz o. Dolayısıyla bir Müslüman uyanık olması lazım. Vakit girdikten sonra 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat sonra kılmış olsan bir mahsuru yok. Ama vakit girmeden 1 dakika önce başladığın zaman o namazı kılmamış olursun. Mesela Türkiye takvimi, bir iki takvim daha var bu şekilde. O 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı mesela kendi takviminde yazıyor. 1982 senesinde böyle bir değişme yaptık diye. Diğer takvim çıkartanların zaten öyle bir dertleri ve sıkıntıları olmadığı için Diyanet'ten aynı şekilde alıyor ve basıyor. Birkaç tane takvim, Türkiye takvim bunlardan. Namaz vakitleri konusunda, çünkü daha önce hazırlanmış, asırlardır ecdadımız tarafından da kullanılan o namaz vakitlerinde temkin vakitleri vardı. Bu temkin vakitleri 1982 senesindeki o değişen takvimlerden kaldırılmıştır. Diyanet takvimi de bunu açıkça yazıyor. Biz diyor onları kaldırdık. Onları kaldırdık. Kaldırınca da aynı şekilde vatandaş nerede olduğunu bilemiyor. Vakit girmeden önce mesela vakti ilan ediyor. Evinde de farzı kılıp çıkıyor. Dolayısıyla boşa zahmet çekiyor. Yani biz Türkiye takvimindeki namaz vakitleri değiştirilmedi. Doğrudur, güvenilirdir. Elbette bunu insanlara anlatmamız gerekir. Yarın ahirette bize de sorarlar. Sen bunu biliyordun. Elinde böyle fırsatın da vardı. Bir radyo vardı. O radyoyla niye duyurmadın? Duyursaydın biz de dinliyorduk. Biz de aynı şekilde öğrenirdik. Namazlarımız böyle güme gitmezdi. Biz bu vebalden kurtulmak için aynı şekilde bunu anlattık. Yani namazlarımız girsin. Vakit girdikten sonra kılınan namaz, namazda herhangi bir tereddüt yok. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika sonra. Ama 1 dakika önce vakit girmeden namaza durursan o namaz olmaz buyuruluyor. Çünkü vakit namazın farzlarındandır. Bunca insan, çoğumuzun hemen sığındığı bu. Bunca insan. Bunca insanın öyle bir derdi yok. Mesela bu dinleyicimizin öyle bir dertle dertlenmiş. Duyunca da gitmiş aynı şekilde ben bu takvime uyuyayım. Şimdi başka bir sıkıntısı var. Cemaatle sevap. Cemaatle de önce bu meseleyi iyi bir anlamak gerekir. Vakit girmeden önce ne kadar çok kalabalık meydana getirirsen getirir, o kalabalıkla bir cemaat oluştur, bir kıymet ifade etmez ki. Bunca insan cehenneme mi gidecek? Bunca insan kafir. Allah-u Teala herkese akıl vermiştir, irade vermiştir. Allah-u Teala peygamberler de göndermiştir. O peygamberler varislerini de göndermiştir. Bize de akıl ve irade vermiştir. Biz tercihimizi kullanırız. Ha, biz bildiklerimizi naklederiz. Ha, kabul edersin, etmezsin. O da senin bileceğin bir iş. Yani Türkiye takviminde ve ona benzer 1982'de namaz vakitleri değiştirilmişti. Diyanet o temkin vakitlerini kaldırmıştı. Dolayısıyla Türkiye takvimi onu kaldırmadı ve devam ediyor. O vaktin esas olduğu, çünkü ecdadımız durup dururken koymadılar, bildirmediler onları. Çünkü güneş aynen biz odaya girdiğimiz zaman elektrik lambasının düğmesine bastığımız zaman şak diye birden yandığı gibi. Geliyor, yandığı gibi güneş öyle doğmuyor. Kademeli şekilde doğuyor. Vaktin girişi çıkışı da ona göredir. Dolayısıyla o temkin mutlaka lazımdır. O temkin kaldırılınca
Ve namaz vakti girmeden de paldır küldür girersin. Namazını kılarsın. Kıldım zannedersin. Cemaat de kıldım zannedersin. Ama yarın ahirette önüne amel defterini koyuverecekler. Arkadaş diyecekler 10 senedir namaz kılmamışsın sen. Kapı yuttun anasını. Allah-u Teala korusun. Önüne borç çıkacak. Biz o vebalden korktuğumuz için dilimiz döndüğü kadarıyla bunları anlatıyoruz. Ha, kabul edilir edilmez. O herkesin kendi tercihidir. Çünkü ahirette Allah-u Teala bize de soracak. Böyle bir imkanınız olduğu halde varken niçin kullarıma duymadınız? Biz naklediyoruz. Kabul edip etmemek herkesin kendisine aittir.